Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü hazırladığım tarifim en kolayından tepside kumpir tarifi. Çok pratik oldu. Sizlere de kesinlikle tavsiye ederim. Benim kullandığım malzeme listesi arkadaşlar, yaklaşık 1 kilo kadar patates kullandım. 1 çay bardağına yakın süt, 100 gram tereyağı, 150 gram bir kase dolusu kaşar peynir rendesi, zeytin, turşu, isteğe göre malzemeleri artırıp çıkartabilirsiniz. Damak tadına göre de tuz ile tatlandıracağız. Evet, tepside kumpirin yapılışı. Öncelikle patatesleri 1 su bardak su ile düdüklü tencerede yaklaşık 18 dakika haşlayalım. Daha sonrasında kabuklarını soyalım ve püre haline getirelim. Bu şekilde bir aletiniz varsa ezelim, yoksa çatalla ezerek püre haline getirelim. Püre haline getirdiğimiz patateslerimize yaklaşık 100 gram kadar tereyağı ilave ediyoruz. Parçalara ayrılmış ve oda sıcaklığında olan. Biraz tuz ekleyip tereyağını eritene kadar güzelce karıştırıyoruz. Yaklaşık 1 çay bardak sütü de kontrollü bir şekilde birkaç aşamada ilave ediyoruz ve devam karıştırıyoruz. Evet, elde etmiş olduğumuz püremize yaklaşık 100 gram kadar da rendelenmiş kaşar peyniri ilave ediyoruz ve devam karıştırıyoruz. Bir miktarını da üzeri için ayıralım kaşar peynir rendesini. Evet, pişireceğimiz borcam tepsisinin tabanını yağlayalım. Elde etmiş olduğumuz bu harcımızı tepsimize güzelce bastırarak yayalım. Kaşıkla güzelce bastırıp düzelttikten sonra üzerine geri kalan kaşar peynir rendesini serpelim. İnce doğradığımız sucuk dilimlerini, mısır konservesi, zeytin dilimleri, acı biber turşusu, isteğe göre istediğiniz harcı ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Sosis ekleyebilirsiniz, salam ekleyebilirsiniz. Kumpirde eklenen malzemelerden istediğinizi ekleyebilirsiniz. Ben bu şekilde kullanmayı tercih ettim. En son olarak üzerine biraz daha kaşar peynir rendesi serptim ve önceden ısınmış 190 derece fırında peynirler eriyene kadar yaklaşık 10-15 dakika arası kumpirimi pişirdim. Evet, tepside kumpirimiz artık hazır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Servis yapmadan önce mutlaka bolca ketçap ve mayonez sıkalım. Biliyorsunuz kumpir için arkadaşlar büyük büyük patatesler lazım. Büyük patatesi bulmak da normal çok zor normal marketlerde. Çünkü kumpirlik patatesler satılmıyor. Eğer bulsanız bile aşamaları vardır. Patatesi pişirmek oldukça zaman alıyor. Çok büyük olduğu için haşlamadan pişireceğiz. Fırında pişirdiğimiz için de patatesin pişme süresi uzunca zaman alıyor. Bu yüzden bu şekilde inanılmaz pratik oldu arkadaşlar. Şiddetle sizlere de tavsiye ederim. Müthiş lezzetli gerçekten. Denemediyseniz mutlaka deneyin derim. Hemen servis yapmadığım için ketçap ve mayonezi tepside kullanmadım. Daha sonra
Servis yapmadan önce tabağı aldıktan sonra üzerine bolca ketçap ve mayonez sıktım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar ben bu şekilde servisimi tamamladım. Yanına da inanılmaz kolay bir şekilde 20 dakikada olan çiğ köfte yaptım arkadaşlar. Bunun tarifini sizlere daha sonra vereceğim. Çiğ köfte eşliğinde tepside patates kumpirim bu şekilde tamamlamış oldum. Umarım sizler de beğenirsiniz yapınca. Yorumlarınızı lütfen bizimle paylaşın. Evet, orijinal şekilde patates kumpir tarifimi daha önceden paylaşmıştım arkadaşlar. Eğer dilerseniz normal patatesten yapmak istiyorsanız o tarifimi de info kısmına bırakacağım. O tarifimi de mutlaka bir göz atın derim. Evet, şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.